Herkese merhabalar. Altan 7'ye kampımızda cümlede anlamıyla yolculuğumuza devam ediyoruz çok çok önemli bir konu. Hem 7. sınıfta hem de gelecek sene gireceğimiz LGS'de mutlaka karşımıza çıkacak olan değerli bir konu. Nasıl gidiyor tatil Tonguç Evladım benim. Hocam kamp videolarınızı izledikten sonra tüm gün gezip eğleniyorum. Harikası Tonguç'um zaten böyle olması lazım. Kampımıza tak katılacağız. 7. sınıfa harika bir hazırlık yapacağız ama yaz tatilinde de dinleneceğiz. Enerjimizi depolayacağız. Gezeceğiz. arkadaşlarımıza buluşacağız. Zaten adı üzerinde yaz kampı. Yani böyle sabahtan akşama kadar soru çöz videoları izle. Ders hayır öyle değil. Esas yapmamız gereken birinci şey gezmek, dinlenmek, enerji depolamak. Ama Aynı zamanda 7. sınıfa geldiğimizde de herkes miyav derken biz hazırım 7. sınıfa mükemmel bir şekilde başlayalım demek için bu hazırlıkları da yapmamız gerekiyor. Bugün öğreneceğimiz konu LGS'de de gelen çok değerli bir konu. 7. sınıf bursluluk sınavlarında da gelen bir konu. Cümlede anlam konusu. Cümlede anlam ilişkilerine bakacağız. Anlatımına göre cümlelere bakacağız. Cümle oluşturma tamamlama birleştirme. Geçen sene de görmüştük hocam. Evet evet doğru söylüyorsun Tonguç'um. Bunu geçen sene de görmüştük. 6. sınıfta da görmüştük. Şimdi biraz daha kapsamlısını 7. sınıfta da görmüş olacağız Tonguç Eladım benim. Şimdi Öncelikle neden sonuç ama sonuç koşu sonuçla başlayacağız ama ben dersimize başlamadan önce size şu ödevimizi de vermek istiyorum. Çünkü şu ödev alttan 7'ye setimizin içerisinde yer alan ödev çok değerli. Bunu da bitirmiş olmamız gerekiyor. Hemen dersi göstereyim. Sonrasında videomuza başlayalım. Nerede? Şöyle alttan 7'ye yaz tatil kitabımızda cümlede anlamı açıyorum. Bak burada sayfa 14'ten başlıyor Tonguç Eylhan'ım benim. Ardından 16, 17, 18, 19'a kadar testleri çözmemiz yeterli. Burada takıldığımız sorular olabilir. Bu durumda karakı doktorak soruların çözümünü uzman öğretmenlerimizden dinliyoruz. O zaman şimdi ödevimize verdik. Hızlı bir şekilde dersimize başlayalım. Neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç? Bunları geçen sene öğrenmiştik. Bu sene öğreneceğiz. Hiç zor bir şey değil. Çok rahatlık aklımıza tutabileceğimiz bir şey. Neden sonuçun diğer adı Tonguç Elad'ı benim? Sebep sonuç. Sebep gerekçe, neden. Bunların hepsi aynı anlama geliyor. Taktik olarak dığından den dolayı ifadelerini kullanmamız yeterli. Kar yağdığından yollar kapandı. Neden yollar kapandı Tonguç'um? Kar yağdığından. Harikasın. Kar yağdığından. Çalışmamınca kötü not aldı. Neden kötü not aldı Tonguç'um? Çalışmadığından. Harikasın. Çalışmadığından. Burada genellikle Tonguç'um böyle üzüntü dolu bir ifade var. Yani kötü not aldı çalışmayınca. Yollar kapandı kar yağdığından gibi bir ifade var. Amaç sonuçta ise bir amaç, bir istek ...bir gaye, bir plan var. Ve genellikle gülümseyen bir izahat için. Burada amacıyla ifadesini kullanabiliyoruz. Yolları açmak... ...amacıyla ekipler geldi diyebiliyoruz. Yani içinin olduğu yere amacıyla koyabiliriz. Mesela... ...i e not alayım diye çalışıyorum. Burada diyenin olduğu yere amacıyla ifadesini koyarak... ...söylebilir misin bana bu cümleyi? İ e not alayım amacıyla çalışıyorum hocam. Yani tam olmadı ama... ...i e not almak amacıyla çalışıyorum diyebilirsin. Dolayısıyla buradaki diye... ...buradaki içinin olduğu bölgeye, olduğu yerlere amacıyla ifadesini yedirebiliyorsun. Yani i not amacıyla, i not almak amacıyla çalışıyorum diyebiliyorsun. Yolları açmak amacıyla ge ekipler gel diyebiliyorsun. İşte içinin, diyenin olduğu yere amacıyla ifadesini koyabiliyorsan amaç sonuç cümlesi oluyor Tonguç'um. Koşul sonuç ise şart cümlesi. Burada ise çalışırsam başarırım. Yemeğini yersen dışarı çıkarsın. Kar yağdığında yollar kapanır. Kar yağmadığında kapanmaz. Çalışmazsan başaramam. Yemeğimi yemezsem dışarı çıkamam. Mesela annen sana nasıl koşullar söylüyor Sonra çözersen sokağa çıkabilirsin. Tam bir anne cümlesi. Yani ödevini yaparsan yemeğini yersen sokağa çıkabilirsin. Yoksa çıkamazsın diyor. İşte koşul sonuç cümleleri de bunlardı. Özel neseli zaten hatırlıyoruz. Özel cümlelerin altına rahatlıkla bence ifadesini koyabiliyorduk. Duygu, yorum, tahmin, söz sanatı ve benzeri şeyler burada vardı. Mesela Türkiye'nin en güzel şehri İzmir'dir. İzmirlilere sorarsak gerçekten Türkiye'nin en güzel kenti İzmir. Çeşmesi var, foçası var, işte kordon boyu var harika bir şehir İzmir çok güzel bir kent ama bazı insanlar mesela diyelim ki e, biraz daha güneyde yaşayan insanlar İzmir'i biraz böyle bunaltıcı bulabilirler veyahut da İzmir'i biraz kalabalık bulabilirler İzmir'i biraz metropol gibi bulabilirler dolayısıyla Türkiye'nin en güzel şehri İzmir'dir ifadesi kişiden kişiye değişen bence olan bir ifade ama Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Kesinlikle Ankara. Herkesin Ankara. Anayasamızda yazıyor yani. Bence Ankara'dır diyemezsin. Türkiye'nin başkenti herkes için Ankara'dır. Dolayısıyla nesnel cümleler kanıtlanabilir, kişisel değil, yorum içermeyen cümlelerdir. Mesela bana bir nesnel cümle söyle Tonguç'um. 6. sınıf 7. sınıftan kolay. Hayır, bu nesnel olmadı. Çünkü 6. sınıf 7. sınıftan kolaydır diyorsun. Ama bu sana göre. Belki de bazı öğrenciler 7. sınıfı kolay biliyor. Bazı öğrenciler e, işte 5. sınıfı daha zor biliyor. Değişir yani kişiden kişiye. Dolayısıyla bu nesnel olmadı. Ama şöyle bir cümle olabilirdi. Mesela e, altın sınıf öğrencileri yedin sınıf öğrencilerinden bir, ya, bir yıl geridedir. Bir yaş küçüktür diyebilirsin. Bu nesnel. Herkes için böyle. Gerçekten de insanlar altın sınıfta okuduktan bir yıl sonra yedin sınıfa geçiyor. Okuduktan bir yıl sonra sekiz sınıfa geçiyor. Dolayısıyla bu nesnel herkes ama altı yediden zordur, yedi sekizden kolaydır buna benzer ifadeler kişiden kişiye değişiyor. Yani güzel, kolay, hoş gibi ifadeler işin içine özellik katıyor. Şimdi üslup ve içerik cümlesine bakalım Tonguç'um. Üslup cümlesi yazar nasıl anlatıyor sorusunun cevabıdır. Yani Eserin dili nasıl? Mesela demiş ki bu kitapta ağır bir anlatım seçilmiş. O zaman yazar nasıl anlatıyormuş Tonguç'un? Ağır anlatıyormuş hocam. Harikasın. Eserin anlatımı ağır. Yani böyle Arapça, Farsça veya da başka dillerde yabancı sözcükler kullanınca ağır bir anlatım oluyor. İçerik cümlesi ise yazar ne anlatıyor? Yazar neyi anlatıyor? Eserin konusu ne? Soruların cevabını verir. Mesela bu kitapta Anadolu insanı anlatılmış. Anadolu insanı eserin konusu. Yani öz, konu içerik bunlar hep aynı şey. Eserin özü, eserin konusu, eserin içeriği dediği zaman burada içerik cümlesi buluyoruz. Sonuç herhalde benim. Eğer dil derse, eğer anlatım derse, eğer üslup derse bunlar da yine benzer ifadeler anlamına geliyor. Yazar nasıl anlatıyor sorusunun cevabı oluyor. Eleştiri ve öz eleştiri cümlesine bakalım. Şimdi eleştiri bir konu hakkında karşımızdakini veya birilerini değerlendirmek demek. Kitabınızdaki şiirlerin anlam derinliği çok az dediğinde birini eleştirmiş oluyorsun. Olumlu ya da olumsuz. Öz eleştiri nedir Tomuş herhalde benim? Kendin pişir kendin ye. Çok güzel anlattın. Gerçekten de böyle. Öz eleştiri kendini eleştirmek. Yani son günlerde hiç kitap okumuyorum demiş mesela. Yani kendini eleştiri yöneltmiş. Hani bir çekim var bir de öz çekim var. Hani selfie diyorlar ama biz selfie demiyoruz. Biz öz çekim diyoruz. Öz çekimle Kendine çeviriyorsun kamerayı ve kendini çekiyorsun. Burada da öz eleştiri yapmış. Yani kendini eleştiri yöneltiyor. Eğer kendimizi eleştirirsek... Kendimizi eleştirirsek... Bu öz eleştiri oluyor Tonguç Eladı benim. Bu kadar basit. Burada ise başkasını eleştiriyorsun. Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. Hı <laughs> hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. <laughs> ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Şimdi geldik yakınma cümlesine. Yakınma cümlesinin diğer adı da şikayet demek Tonguç'um. De yakınma ve şikayet aynı anlama geliyor. Kimse çevre temizliğine dikkat etmiyor dediğimizde insanları şikayet etmiş oluyoruz. Varsayım cümlesi ise olmayan bir şeyi varsaymak demek. Mesela eve geç geldim ailem ne der diyelim ki. Varsayalım ki tut ki bu cümleler genellikle böyle başlar tut ki diyelim ki öyle olduğunu kabul edelim öyle olduğunu varsayalım der ama mesela şöyle bir cümle söyleyeyim ...eve geç gelebilirim. Bu ihtimal cümlesi oluyor. Eve geç gelirsem ailem kızar. Bu bir koşul cümlesi oluyor. Ama... ...diyelim ki eve geç geldim. Tut ki eve geç geldim dediğimizde... ...olmayan bir şeyi varsaymış oluyoruz. Sonuç herhalde şey benim. Tahmin cümlesi ise... ...bak burada bir gözleme, bir sezgiye dayalı olarak... ...bakıyorsun ve karar veriyorsun. Diyorsun ki mesela gözlemledim, seziyorum... ...hava karardı, havaya böyle bulutlar geldi... ...yağmur yağabilir diyorsun. Bak daha yağmur yağmamış. Tahminde bulunuyorsun ama... Kafadan mı atıyorsun yoksa bir gözlem var mı? Bulutlara bakınca öyle söylemiş. Harikasın. Bulutlara bakıyor hava kararmış. O zaman yağmur yağabilir diye tahminde bunu. Yani bu bir mantık dahilinde. Bu ise gelecek hafta yağmur yağabilir diyor. Yağmaya da bilir. Yani bu olasılık ihtimal cümlesi. Bu artık kafadan sallıyor. Yani gelecek hafta yağmur yağıp yağmayacağına dair bir olasılık söylüyor. ihtimal söylüyor. Burada bir sezgi, bir tahmin yok. Dolayısıyla olasılık ihtimal cümlelerinde gelecek hafta yağmur yağabilir diyoruz. Mesela gelecek hafta e, tatile çıkabiliriz. Çıkmaya da biliriz, olasılık ama biletlerimizi aldık. Babam hazırlık yapıyor. Valizlere eşyalarını koydular. Tahminim yarın tatile gidiyoruz diyebilirsin. Bu işte tahmin oluyor. Aşamalı durum cümlesi ise bir şeyin günden güne artması ya da azalması demek. Günden güne iyileşiyorum diyor mesela. Veya günden güne sararıyordu. Günden güne boyu uzuyordu. Günden güne işte külü alıyordu. Buna benzer şeyler aşamalı olarak değiştiği için bak bir öyle böyle arttığı için biz buna aşamalı durum diyoruz. Gerçekleşmemiş beklenti ise adam bir beklenti içerisinde ama o gerçekleşmiyor. Mesela yazın tatile gideriz zannetmiştim ama gidememiş. Bu gerçekleşmemiş beklenti oluyor Tonguç'un. Şimdi geldik cümle tamamlamaya. Ekranları başındaki arkadaşlarımız da şu anda tamamlamaya çalışsınlar. Bakalım bu sorunun cevabını kim bulacak? Şimdi demiş ki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlam bütünlüğü sağlanmış olur diyor. Bitkilerden esans elde etmek masraflı ve zordur. Bıdı 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 bıdı. Çoğu esans yağı molekülleri yapay olarak laboratuvarlarda üretilir. Şimdi buraya elbette bu nedenle oysaki çünkü ifadelerden hangisi gelse daha iyi olur Tonguç'um? Bu nedenle. Harikasın bu nedenle. Niye bakalım? Bitkilerden esans elde etmek masraflı ve zordur. Bu nedenle çoğu esans yağı molekülleri yapay olarak laboratuvarda üretilir. Oldu oturdu. Elbette olmazdı. Oysa ki cümlenin yönünü değiştiren bir şey. bir cümlenin yönünü değiştiren bir şey yok. Burada da olumlu, burada da olumlu cümle var. Çünkü neden açıklayan bir şey? Çünkü deyince bu da oturmuyor. Dolayısıyla bu zor bir soruydu. Bu soruyu doğru yapan arkadaşları tebrik ediyoruz. Şunu unutmayın. Oysa ki ama, fakat, lakin gibi ifadeler bunlar düşüncenin yönünü değiştirir. Yani dersene çok çalışıyor ama ödevlerini mesela ama işte okula geç geliyor. Veyahut da Ali çok zekidir fakat ...dikkatli değildir gibi bir anda düşüncenin yönünü değiştiren ifade oluyor. Geldik cümle oluşturmaya. Burada yapmamız gereken şey şu Tonguç'um. İlk başta ne yapacağız? Soru kökünü okuyacağız. Harika. tabii ki ilk başta soru kökünü okuyacağız ama... ...soru kökünü okuduktan sonra bunları sıraya dizerken ilk yapmamız gereken şey şu Tonguç'um. Cümlenin en sona gelen yüklemi bulmak. Yani en son ifadeyi bulmak. Yani diyelim ki bir, iki, üç, dört, beş tane kelimeden oluşuyorsa bu cümle... Sen diyeceksin bu kaç? Yedi cümleden, yedi kelimeden oluşuyormuş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ya. Sen ilk başta bunu bulman lazım. En sona gelecek ifadeyi bulman lazım. Çünkü o hep kendini belli eder. Bak şimdi. Bir zamanda diye bitmez cümle. Şairin yolun yarısı dediği diye de bitmez. Yazdıracak kadar. Yoğun yaşamıştı. Bak bu olabilir. Bu olabilir. Ciltler dolusu kitaplar. Kısa ama kendinden sonrakilere. Hayatını kaybeden Mozart. Burada yoğun yaşamıştı ifadesi net bir şekilde bizi... Ee, yükleme götürüyor diyebiliriz. Şimdi diyor ki numaralanmış sözlerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda baştan dördüncü söz hangisi olur diyor. Yani bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane biz yedinciyi bulduk yoğun yaşamıştı. Burada şimdi dördüncüyü bulacağız. Yoğun yaşamıştı diyor o zaman biz burada cümleyi oluşturmamız lazım önceki dördüncüyü bulalım. Şimdi kısa ama kendinden sonrakilere e, ciltler dolusu kitaplar yazdıracak kadar e, yoğun yaşamıştı dediğin zaman oluyor. O zaman bu cümlenin ortası olacak. Şöyle yapalım. Şairin yolun yarısı dediği bir zamanda... ...hayatını kaybeden Mozart... ...yani sık tarancı diye bir şair var... ...yaş 35 yolun yarısı eder diyor. Ama adam da 40 yaşında, 36 yaşında mı ne? ölüyor. Yani çok fazla yaşayamıyor. Yaş 35 yolun yarısı eder diyenler... ...genelde 70 yaşına kadar yaşarım diye düşünerek öyle diyorlar. Bu da yani Mozart da o yaşlarda ifade etmiş. Diyor ki şairin yolun yarısı... Hata yazalım şöyle, hatta rakamları da şöyle koyalım. Şairin yolun yarısı dediği bir zamanda e, hayatını kaybeden e, Mozart kısa ama kısa ama kendinden sonrakilere ciltler dolusu kitaplar yazdıracak kadar yoğun yaşamıştı diyebiliyoruz. Tamam. O zaman şimdi bu cümle oldu. Yani bir daha okuyalım. Şairin yolun yarısı dediği bir zamanda hayatını kaybeden Mozart kısa ama kendinden sonrakilere ciltler dolusu kitaplar yazdıracak kadar yoğun yaşamıştı diyebiliyoruz. O zaman burada 1, 2, 3, 4. ifademiz 6 numaralı ifade oluyor. O da cevabımızın Ceyhan Seçen olduğunu gösteriyor. Tonguç 6'dan 7'ye yaz kampı tüm hızıyla devam ediyor. 6'dan 7'ye hazırlık setini al, ücretsiz yaz kampına katıl, yeni sınıfına bomba gibi başla. Üstelik 6'dan 7'ye hazırlık seti alana Tonguç Dershane'de %40'a varan indirim var. Tonguç'ta bu yıl senin yılın olacak. 6'dan 7'ye hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Şimdi geldik dersimizin son e, sayfasına. Bu sayfadan sonra dersimizi bitiriyoruz. Sonuç herhalde benim bak ödülü sorumuza geldi. Şimdi dikkatçe dinleyelim. Demiş ki bu cümlelerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu tarz sorularda ne yapıyorduk? İki cümleyi şöyle okuyup sonrasında aklımıza yatan seçeneklerden birini işaretliyorduk. Ama işaretlemeden önce de bir kontrol ediyorduk. Acaba burada benim işaretlediğim seçenekte buradaki bilgilerin hepsi var mı diyorduk. Mesela gelmiş geçmiş en büyük bilim kurgu yazarları arasında sayılan Amerikalı biyokimyacı Isaac Asimov... Kısa bilim kurgu öykülerinden oluşan kitabı Ben Robot'u 2 Aralık 1950'de yayınladı. Bu kitaptaki öykülerden birinde yer alan 3 robot yasası bilim kurgu edebiyatını derinden etkiledi diyor. Şimdi bakalım. Gelmiş geçmiş en büyük bilim kurgu yazarı olan Amerikalı biyokimyacı Isaac Asimov'un... ...2 Aralık 1950'de yayınladığı kısa bilim kurgu öykülerinden oluşan kitabı... ...Ben Robot'undaki bir öyküde yer alan 3 robot yasası bilim kurgu edebiyatını derinden etkiledi diyor. Hmm. Halbuki burada Ben Robot'undaki bir öyküde yer alan değil... Bu kitaptaki öykülerden birinde yer alan 3 robot yasası diyor. Ha o da olur tamam. 2 Aralık 1950, 2 Aralık 1950 var. Gelmiş geçmiş en büyük bilim kurgu bu da var. Amerikalı biyokimyacı bu da var. Kısa bilim kurgu öykülerinden... 1950'de yayınladı. Hmm. Ha hayır. 2 Aralık 1950'de yayınladı kısa bilim kurgu öykülerinden değil. Ben robotu 2 Aralık 1950'de yayınlamış. Dolayısıyla burada yerini değiştirince anlam değişiyor. Birinde ben robotu 2 Aralık 1950'de yayınlaması var. Diğerinde ise... 2 Aralık 1950'de yayınladığı kısa bilim kurgu öykülerine oluşan kitabı diyor. Sanki 2 Aralık 1950'de kısa bilim kurgu öyküleri yayınlamış. Oradan da Ben Robot çıkmış gibi oluyor. Halbuki burada Ben Robot'u 2 Aralık 1950'de yayınlamış diyor. Dolayısıyla A'daki ifade buradakiyle çelişiyor. B'ye bakalım. Gelmiş geçmiş en büyük bilim kurgu yazarlarının biri olarak gösterilen Amerikalı biyokimyacı Isaac Asimov'un... Bak buraya kadar zaten aynı gitti. 2 Aralık 1950'de yayınladığı... 2 Aralık 1950'de yayınladığı. Kısa bilim kurgu öykülerinden oluşan kitabı Ben Robot kısa bilim kurgu tamam buraya kadar iyi gitti robotundaki bir öyküde yer alan üç robot yasası ıı, Üç robot yasası bilim kurgu diyetini derinden etkiledi ha bu işte B seçeneği tam oturdu niye kelimelerin yerini değiştirmiş ama anlamı değiştirmemiş o yüzden B olabilir diyoruz ve cevabı işaretliyoruz burada yapmamız gereken en önemli şey verilen anlamı iyi yakalamış mı yani buradaki ifadenin yerini bazen değiştirdiğinde Anlam karışabilir Tonguç için. Buna dikkat etmemiz lazım. Bunun için de bol bol yapmamız gereken şey soru çözmek. Zaten alttan 7 kitabımızda bu konuyla alakalı sana süper sorular hazırladık. Cümlede anlam bak burada sıralama soruları var. Cümlede anlam 2 ve cümlede anlam 3 testlerimiz çözdüğümüzde. Mesela bak burada iki tane cümleyi birleştirme sorusu var. Bu soruyu yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel. Bu soruyu doğru yaptıysanız zaten kitabınızdan bu konuyu anlamışsınız demektir diyoruz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın. Diğer dersimizde görüşmek Tonguç Dershane yaz kampını sundu.